Gel. Dervişi abi. Abi gözünü seveyim çöz beni. Geri bas. Geri bas. Çıkırım. Haydi afiyet olsun. Son yemeğimmiş gibi ye. Hatice Hanım, bebeğin suyunu rica edeyim. Hemen getiriyorum. Buyurun Kerem Bey. Teşekkür ederim. Kerem Bey, geldiler efendim. Buyursunlar. Muhteşem olmuş. Harika. Şu detaylara falan bakar mısın ya? Nasıl ama? Budur, budur. Çok güzel. Merhaba, kolay gelsin. Olağanüstü. Merhaba. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Çok güzel, müthiş olmuş. Ama söyledim sana. Kerem Bey'e emanet edeceksin ve arkana dönüp gideceksin demiştim. Evet, söylemiştin. Yani Kerem Bey olağanüstü olmuş. Teşekkür ederim. Şöyle bir geçeyim. Anlatacak kelime bulamıyorum. Ya utanmasam ağlayacağım yani. O kadar canlı ki. Her şey tek tek nefes alıyor gibi. Tam da oraya gelmişken. Buyurun. Bu da size bir tutam hayat. Anlamadım. Kerem Bey'in bir nevi imzasıdır o. Dekorasyonunu yaptığı bütün evlere hediye eder. Bir tane de bende var. Yani yaşadığınızı, var olduğunuzu, hayatı tekrar tekrar hatırlatsın diye. Yalnız bakım biraz zordur. Böyle kalabilmesi de. O yüzden büyük dikkat ister. Küçük bir hatada onu kaybedersiniz. Yani tıpkı hayat gibi. Tamam. Tamam. Yok, bozmuyorum. Aa, bozmuyorum da.
Yarın konuşuruz. Aa, aşk, evde misin? Su gibi kereviz buldum. Tam senlik. Eda Hanım. Olmuyor. O zaman biz de dışarıda yeriz. Kerevizler de yerine kalsın. İyi de moralini bu kadar bozacak ne var? Farkında mısın? Daha tedavinin yarısında bile değiliz. Hayır, aslında benim anlamadığım şu. Biz bu kadar çok çocuk isterken etrafıma bakıyorum. Doğurup doğurup arkasına bile bakmaya kadınlarla. Benim evladının başını bir kere bile okşamamış babalarla doluyken bizim çocuk sahibi olamamamız haksızlık ya. Dünya haksızlıkla dolu bir yer Yeşim. Lütfen bu kadar moralini bozma. Hadi yemeğini. Kerem, çocuğumuzun olmasını benden daha çok istiyorsun, biliyorum. Bu kadar anlayışlı olmak zorunda mısın? Bu kadar normal olmak zorunda mısın hayatım? Hiç mi isyan etmek gelmiyor içinden? İnan senin bu kadar normal olman benim canımı daha çok acıtıyor. Bakır, bir şey yap, bağır, çağır, bir şey yap, belki bir şey değişir. Oldu mu? Yarın sabah hayatımıza değişen şeylerin listesini yapalım beraber. Hı? Geçmiş olsun efendim, önemli değil, hallederim ben. Yeşimcim, bak artık Yeşim diyorum, hanım yok. Beni de istediğin gibi. Yumurtalarını artırmak için verdiğim ilacı değiştireceğiz. Birazcık yan etkisi olduğundan ilk bununla başlamayalım yani dedim ama. Yani diğeriyle aynı yan etkiler Kerem Bey. Ama bunu biraz daha yoğun hissedeceksin Yeşim. Baş dönmesi, sıcak basması, aynı şeyler. Klomifen sitrat sayesinde yumurta çatlatıcı olarak bilinen ilaçla en kaliteli yumurtalar elde etmeye çalıştık ama tutunmadılar. Şimdi daha fazla yumurta sağlamak için verdiğimiz ilacın dozajını artıracağız ve sonra dış ortamda birleşmelerini sağlayacağız. Bu durumda başarılı olma olasılığı daha yüksek, öyle değil mi? %100 diyemem ama deneyeceğiz Kerem Bey. Bu uzun bir süreç. Ümitsizliğe kapılmadan adım adım gideceğiz. Kahve içelim mi bir yerde? Sevdiğin kafeye de yaklaştık. Peki, tamam. Öyle olsun. O zaman hafta sonu Astros'a gidiyoruz. Kerem. Hiç itiraz hakkını kullandın, tamam bitti. Astros. Ben Nergiz ablanın zeytinyağları diyorum. Sessizlik diyorum, şömine diyorum, sevdiğimiz şarkılar diyorum. Ya ne diyeyim? Belki yağmur da yağar üstümüze. Ah be çocuk. Hiç büyümeyeceksin değil mi? Bak. Can yoldaşların yerini sevdi. Yenilerini de dikeceğim. Hiç yalnız kalmayacaksın. Atar düşük geldi be ya. Asker var oldu kent elinde. Ne yapacaksın, bekleyelim var. Ben keseyim ya. Alo. Buyur Kerem Bey. Ha,
Nasılsın Derviş Usta? İyiyim, iyiyim. Bildiğin gibi işte. Siz nasılsınız Yeşim Hanım? İyiyiz ikimiz de abi. Ha bak onda selam var sana. Aleyküm selam. Meraktaydık biz de hanımda. Ya sizden bir soluk, ses soluk çıkmadı. Özledim diye sildin Ergis ablan. Ne zamandır gelmiyorlar diyordu. Ha işte tam da biz onu dedik abi bugün. Ay yaşa. Geliyoruz mu yoksa? Bak ne güzel oldu şimdi. Yarın sabah erkenden yola çıkarız abi. Evde bir sıkıntı var mı? Yok yok. Ne olacak? Mis gibi ev sizi bekliyor. Hatta ben sabahtan gidip bir daha bakarım. Yok yok abi telaş etme. Öyle bir iki günlüğüne kafa dinleyelim dedik. Nergis abla da zahmete girmesin. Öyle bir iki ufak bir şey hazırlasın yeter bize. Tamam Kerem oğlum tamam. Gerisini sen bana bırak. Hadi hadi size hayırlı yolculuk yarına. Tamamdır abi. Var mı istediğin bir şey bizden? Yok oğlum yok yok. Siz sağlıcakla gidin gelin tamam. Başka bir şey istediğim yok. Tamamdır Derviş abi iyi akşamlar. Haydin. Haydin iyi akşamlar. Aşkım biraz yavaşlasın. Abi ne diyor? Selam var. Yalnız bakıyorum da İstanbul'dan uzaklaştığımız kilometre başına mutluluk kastayın çoğalıyor. Aşkım o kemerini tam takarsan ben de mutlu olacağım. Özür dilerim. Kerem, tarla domatesi. Domates? Orada. Tamam, heyecan yok, alırız. Buyurun, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ay, bunlar tarla domatesi değil mi? Evet, tarla domatesi yavrum. Çok güzeldir. Vereyim mi? Alalım. Ablacığım, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel buranın. Sen mi satıyorsun? Çok güzel. Bak biber patlıcanlarım da var. Onlar da çok güzel. İşte orada. FBI'nin aradığı casus. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Dünyayı yok edecek hain planlar peşinde. Pişt tamam. İmhaf üzerinden gönderelim komutanım. Pişt tamam. Koordinatları veriyorum. Koordinatlar ulaştı komutanım. Pişt tamam. Hazırız komutanım. Hücum! Lan! Hikmet! Oraya gelin! Aaaaaan! Açıyorum. Ya, ya hayır. Evet. Gitgide vaktimiz kaldı. Neden gelmez bu direnler? Bir çift sözüne hasret, ben paramparça. Gitgide vaktimiz kalmıyor, çığlık çığlığa trenler. Gitgide hayat... Ama çok güzel kutu ya. Bir tane içim aşkım. Yıkamadan mı yiyeceksin? Buluruz ya. İster misin? Sana sevgine hasret, ben paramparça. Bakıyoruz en sevdiğimiz iskele burası.
Hadi bir şey yapın, çıkın bakayım. Kerem? Kimse yok mu? Ben sana tamam diyeceğim. Sessiz bekle. Geliyor. Biliyorsun çocuk. Bakar mısınız? Her şeyi anlatın bana lütfen. Hiç çekinmeyin. İstanbul'dan Asus'a gidiyorduk. Ben 80-90 hızım. Biraz erteleyebilir misiniz lütfen? Tamam, sakinleşince tekrar deneriz. İstanbul'dan Asus'a doğru gidiyordum. Hızım 90 falandı. Öğleden sonra neydi? Emniyet kemerim takılıydı. Çok aslına çıktı. Zınk diye duruverdi. İzzetinden gidiyorduk. Ağaçlı bir yol vardı. Berah. Bilen deliller dinlenen tanıklar ve sanık ifadelerinde sanık tarafından hızlı nitinin aşılmadığını, direniş şart sürecinde hemeden sonra benim hızlı olması bulunmadığını düşünüyorum. Sanığın tutuksuz yargılanmasını... Katil! Allah belanı versin senin! Allah belanı versin! Çocuğum gitti benim çocuğum! Oh.
erken gönderiyorsun beni be yavrum. Biraz daha kalsaydım iyiydi ya. Neyse. Bir başına ne yapacaksın bu evde be oğlum? Anneciğim zaten 2 aydır buradasın. Senin de kendi düzenin var. İstemediğimden değil. Beni biraz bırak anne. İyi olacağım. Biraz yalnız kalayım. İyi tamam. Sen bilirsin. Ama bunalırsan dışarı çık. Ağla, bağır. Arkadaşlarını çağır. Kafanı meşgul et. Yalnız kalmak iyi değil be oğlum. Babanı kaybettiğimde bir an bile yalnız kalamamıştım. İnsan insanın acısını alır derler. En nihayetinde herkesin ilacı da kendi içinde be anne. Nerendeyse o çare bul çıkar o zaman. İyi ol. Söz. İyi olacağım anne. Dolaptaki yemekleri bitir. Türlü yaptım sen seversin diye. Yazlı da çağır. Ay ne iyi çocuk o vallahi ya. Ortağın diye söylemiyorum inan ama hastanede başucundan ayrılmadı. Hoş bütün arkadaşların geldi ya. Yaz bir ayrı. Her gün geldi. Gelemediğinde telefon etti, şey etti. Ya bir de ayakları kokmasa. Bana bak, dalga geçme, bitecek o yemekler. Ver taksin geldi. Kaşık kadar kaldı zaten suratın. Lan Yağız! Ne yapıyorsun oğlum, ne oluyor? İyi misin? Sen şey sandın mı? Ne sandın oğlum? Hırsız da olsa öldürecek misin lan? Berin abla aradı. Gerçi aramasaydı yine gelecektim ama. İyi ki de geldim yani ha. Nihayet sonunda. Şş, alo.
Oğlum iyi misin sen? Usta. Bak biliyorum. Belki söylemesi kolay ama. Dön artık bir aramıza oğlum. Yok ondan değil de. Bak o zaman sana ne diyorum. Bak bira, cips, film üçlemesi bir yanda. Diğer yanda da eğer güzel kardeşim isterse iki el PlayStation atarız ha. Ama alırım eskisi gibi ifadeni ha. Bak ya da tekrar giyineyim dışarı çıkalım Kerem. Ha biraz nefes alırız. Sen de bir şey söylesene be oğlum. Bir şey anlatacağım sana. Ama inanmayacaksın. Oha diyorum affedersin. Kardeşim kusura bakma da bu anlattıkların yani ne bileyim beni klişelere itiyorsun Kerem. Beyninin sana oynadığı bir oyun diyeceğim. Tamam sinirlerim bozuk. Halüsinasyon görüyorsun diyeceğim. Yani diyeceğim de diyeceğim. Empati kursana Kerem. Sen benim yerimde olsan inanır mıydın? Peki ben ne oluyorum şimdi? Hani şu hayaletlere inanmayıp da hikayenin sonunda acılar içinde ölen karakter miyim yani? Öyle diyeceğini biliyordum. Kerem, Kerem bence kahve daha iyi. Bırak abi, bırak. Ayığım ben. Hayalle görmedim, tamam mı? Tamam. Sustum. Unutamıyorum. Bazen diyorum ki... hani o filmdeki gibi olsa... kafamın içindeki, o beynimin içindeki anların bir kısmını silseler. Alsalar bu acıyı benden. Okulda birbirimize bir söz vermiştik hani. Şu hayat gailesi denen kargaşanın, kavganın içine girmeden önce dedelerimizin doğduğu topraklara gidecektik. Hatırlıyor musun? Biz göçmen çocukları. Dubrovnik'te denize girecektik oğlum. Hani bir sırt çantası, bir tane fotoğraf makinesi. Sadece o kadar. Ne olursa olsun yani. Sen cayacaksın derdim sana. Sen de bana sen cayacaksın derdin inadına. Aslında sırf ikimiz de birbirimizin cayacağından korktuğu için inadına gaza getirirdik kendimizi. Meteliğe kurşun, kuru fasulye pilav zamanlarımız. Yine de güzel hayaller kurardık be Kerem. Ama bak sonra ne oldu? İç mimar olduk. Para kazandık. Dünyanın her yerini gördük iş için. Ama şurada burnumuzun dibindeki yere gitmedik Kerem. Bizim için sadece hayaldi. İşe yaramıyordu yani. Hayat hayalleri yendi Kerem. Bana bak. Hadi kalk şimdi sırt çantalarımızı alıp yola çıkalım. He? Dubrovnik'e. Şimdi hemen. Var mısın kardeşim hayatı yenmeye? Hadi. Gücüm yok kardeşim. Gücüm yok. Günaydın. Ne olan sabah sabah bu cevallik? Rüyanda bulaşık mı gördün? Kahve içtim, yapayım mı kahve? Hı? Ha? Bıraksana oğlum ya, ne uğraşıyorsun? Kahve yapayım mı? Ya ses versene oğlum. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Sen oradaydın. Ne ben oradaydım oğlum? Buradayım işte. Görmüyor musun beni? Kerem orada kimse yok. Bana bak Kerem. Veled'in biri kendini yola attı diye. Bak kendini suçlu hissetme artık. Anası doğurup yola atana kadar kendi düşünseydi, kendi ilgilenseydi. Yeter artık Kerem. Kendini suçlu hissetme. Delireceksin. Bak köylük için teki yüzünden kafayı...
Ne dönüyor lan bu evde? Babası falan mı düştü peşine Kerem? Vallahi ne dönüyorsa dönüyor ama bak senin kafan dönmeden çık git bu evden Kerem. Git bir şezlonga uzan, aç kitabını, kimseyle de görüşme bir süre. Bırak ben hallederim. Yok abi ben alırım. Ya bir şeyler ya öyle gidersin. Yok abi yolumuzun çıkayım ben hiç beklemeyeyim. Hah Nergis geldi geldi koş. Derviş abi. Kerem oğlum hoş geldin. Aslanım hoş geldin. Ay ay ay. Ha ben şu valizi alayım. Nergis ablam. Hoş geldin. Gelsene sen de. Yok amcacığım sağ olasın. İyi hadi. İyi yolculuklar sana o zaman. Sağ ol. Çok teşekkür ederim sağ ol. Gel gel buyur hoş geldin. Ellerine sağlık Nergis abla. Vallahi içim temizlendi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kabak tatlısı yapacaktım ya. Bu seneki kabaklar pek bir sası. Tadı tuzu yok. Aman be hanım tek derdimiz olsun. biz evdeki eşyaları ellemedik. Oradan oraya falan şey yapmadık. Ama sen istersen... Hani bırakacaktın sabahları öksürüyorsun ya. Derviş abi. Çocuğum Atakan'ın annesi de durumda. O iş unutuldu gitti oğlum. Yani kader işte ne yapacaksın? Sen söyle abi ne durumda? Ya ağladı etti. Avundu sonunda. Kader işte ne yapacaksın? Demeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Allah affetsin. Eşkıya gibi bir çocuktur rahmetli. Hem de böyle eli sopalı olanından. Ay okuldakilerin kafalarını kırdığını mı istersin? Daha neler neler. Öğretmenleri bile illallah dedi. Ve okula da gitmiyordu doğru dürüst. Halime nenenin ayağına tekme attıydı da kadın kapaklandı dizlerinin üstüne. Tam iki saat kalkamadı. Serçapan'ın aynı neyini kırdıydı. Yani demeyeyim diyorum ama diyeceğim. Allah affetsin. İlla başına bir şey gelecekti o çocuğun. Ya babası döverdi bunların ikisini de o kudret olacak diyorsun. Affedersin. Bir de bir şeyler içerdi. Yani içki falan olsa bir şey değil o hap içiyordu. Bonzen mi diyorlar ne diyorlar ondan kullanıyor zıkkımlanıyordu. Ondan sonra bu kadının çığlıkları köy meydanı doldurdu gece yarısı düşünebiliyor musun? Tabii işte ondan zaten bu Atakan'da böyle hayta huysuz bir şeyler oldu. Rüzgara kersen fırtına biçersin be oğlum. Hepimiz avuttuk Aysun'u. Hiçbir şey için eksik etmiyoruz. Bizim buraların insanları birbirlerine sahip çıkar. Merak etme sen. Bu kader oğlum kader. Ama bak şimdi kötüsü geride kaldı. Sen artık önüne bakacaksın bundan sonra. Adamın istediği kan parasını vereceğim. Gel biz bu bahçeye bakalım istersen. Nereden çıktı şimdi bu? Mahkemeyi kazanacaksın işte belli. Olsun yine de vereceğim. İyi vallahi sen bilirsin. Tamam o zaman şöyle yapalım bak sen ortalıkta hiç görünme. Asabını hiç bozma sen. Tamam ben gider kudreti bulurum. Hesap numarasını neyi alırım banka numarasını. Hallederim hemencecik işleri getiririm makbuzu sana veririm sonra. Ben hallettim aramızda lafım olur. Oğlum dur ne yapıyorsun? Hayır hayır bu böyle olmaz oğlum bu. Para... Ya oğlum... Ya bu adama sen bu parayı verdikten sonra bu adam çıkıp gelip gene senden para isteyecek yarın öbür gün. Olmaz ki böyle. Anladım tamam.
şöyle yapalım. Ya ben bu Kudret'e güvenmiyorum ya. Ben gidip bunun banka hesabına yatırayım bu parayı. Bir de kağıt alayım, bir belge, bir şey alayım. Ne işe yarayacaksa artık o da. Davayı da zaten kazanacaksın belli işte. Sonra inşallah düşer yakamızdan. Ne diyeyim artık oğlum ya? Onlar için yapmıyorum. Çocuk için. Ah be oğlum. Vicdanın susmuyor hala değil mi? Ya Allah biliyor bak, sen suçsuzsun. Aretme bu kadar bunları kendine be oğlum. Para bunların hiçbirine çare olmaz. Kendimi suçlamaktan da bıktım artık. Bu şey peşimi bıraksın, şunu gitsin. Peşimi bıraksın. Ne? Kerem. Abi bana deli deme ama. Bak, hele hele sinirin bozuk, hayal falan görüyorsun işte mi? Abi ben bir süredir o çocuğu görüyorum. Hayal edin. Ya da başka şekillerde. Bak rüya değil, rüya gibi değil. Gerçek güpegündüz. Bazen başka şekillerde geliyor ama biliyorum o. Ben önce hastanede, sonra evde buldu. Ama ben kaçtım, buraya kaçtım. Belki beni burada bulamaz. Bilmiyorum. Belki de şu anda burada. Belki de şu anda bizi dinliyor. Of, biliyorum. Peşimi bırakmayacak, intikam istiyor. Biliyorum. İnanmıyorsun. Niye inanmayayım? Gözünün gördüğü alemden başka alemler de var. İnanırım elbet. Bitti işim, gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çantamda durur hep. Al. Ben gene yazdırırım. Öyle bir şey yine olursa duanı dudağına değil kalbinle et. Hadi. Hadi, iyi istirahatler. Telefonumu açık, istediğin zaman arayabilirsin beni. Sabaha görüşürüz. Sağ ol abi, iyi akşamlar. Ben istemedim zaten. Kudret istedi. Onun parası batsın. Derviş abi benim evladımı geri getirecek mi? İstemem. Geri verin. Hayrını görmem ben o paranın. Hı, gel Kudret. Hayırdır? O pezevenk eve gelmiş diye duydum. Otur Kudret, konuşalım az.
Kabul edemiyor dersin. Bir süre daha çalışamayacağım. Ya sen paranı almıyor musun kardeşim? E boş ver o zaman. Hadi. İyiyim anneciğim, iyiyim. Kitap okuyorum. İyi anne, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Tamam mı? Merak etme. Ne fark eder? Yanındayım ya. Seni çok özledim. Gitme. Ya da ben uçağım. Oğlum ne oldun sen? Kerem. Ay tövbe bismillah. Ya. Ateş gibi yanıyorsun ya çocuğum sen. Hadi kalk bir banyoya gir de ateşin düşsün. Kerem ne oldun? Peşimi bırakmayacak. Burada dur, burada beni. Bak derviş abin geliyor. Şimdi onunla konuşursun olur mu? Sen... Kalk bir banyoya gir de ateşin düşsün azıcık. İyi oğlum ne oldun sen? Berin Hanım haber vereyim mi? Yok annemin haberi olmasın. Baktım içki de içmemiş, akşam bir çay içmiş. Bir öyle yere bakıyordu delirmiş gibi. Ay evlerden arak
Hayırlı sabahlar. Günaydın abi. Gel gel. Gel gel oğlum, otur. Taze yumurta aldım Hatice'den, selamı var. Sağında yapacağım, peynir de koyayım mı? Olur. Ateşin nasıl oldu? Bak aspirin koydum oraya. İçerim abi. Ne yaptın? Gittim konuştum ben dün akşam Kudret'le. Yani sabah sabah da hallettim bankadan, sıkıntı yok. Ha, siz de olmasanız delirme yaramak kaldı. Sağ olun. Yok canım. Nasıllar? İyi iyi, iyiler. Kudret'in de kulağını çektim azıcık. Dedim ki oğlum bak, bu parayı alıyorsun şimdi. Aklını başına topla, senin şoförlüğün var. Bir kamyonet ne alırsın kendine? Taşımacılık ne yaparsın artık yaparsın? Kendine bir iş kur dedim. Ha dedi ama artık bilmem. Göreceğiz. Mezara gidelim mi bugün? Gideriz. Ya, önce bir şeyler atıştır hele de. Hep beraber o zaman, buyurun. Biz ettik mi oğlum kahvaltımızı? Neyse hadi ben gene de seni yalnız bırakmayayım. Ne istiyorsun benden çocuk? Söyle ne istiyorsun? Benim suçum değildi. O an kim olsa kurtaramazdı seni. Söyle ne istiyorsun? İstiyorsun ne? Oğlum ne yapıyorsun? Günah ya günah. Oğlum orada mı cevap verecek sana? Geceleri gelmesini biliyor ama. Oğlum ya toprakta mı kavga etmeye geldik buraya? Yürü Allah aşkına, günah ya. Yürü yürü. Şimdi dinle az beni. Şurada yukarıda bir köy var. Çakmaklar deriz biz ona. 20-25 hanelik bir köydü zamanında. Şimdi handiyse kimse kalmadı. İndi herkes aşağıya, köyünü terk etti. Bizim Nergis'in köyüdür. Ufaktım, göçtüm buralara. Zişan nene derler, bir kadın yaşar orada. Hiç köyünden inmemiş, toprağını terk etmemiş. Gençken gözleri kör olmuş. Şimdi kimi... İşte hastalık dediği, kimi işte sebepsiz dediği, kimi de fırtınada evlerine yıldırım düşmüş dediği. Neyse işte geçmiş gün artık. Bu kadının gözleri kapana siyah, önül gözüyle başka şeyleri görmeye başlamış. Bizim görmediğimiz bazı şeyleri. Bizi tanır ama biz sık sık gideriz oraya. Bir de torunu var Ömer, ufaklık, kadersiz o da, neyse o da başka bir mevzu ya. Bu Zişan ninenin elleri, yüzü, gönlü şifalıdır. İnşallah bizim derdimize çare olur. Şifalıdır ya. Onca insanın hayır duasını aldı. Senin bu anlattıkların, bu şeyler, bu olaylar falan neyse işte artık. Zişan nene bize çare olur belki. İnşallah. Şimdi sen he dersen biz Nergis'le atlar eve gider, bir bavul toplarız, yanımıza erzak ne alırız. Sen de hazırlanırsın, hemen gideriz ha. Bize bir köy havası lazım oldu belli. Bitti mi? Hepsi bu kadar mı? Yok. Birkaç şey daha var. Oğlana da bir şeyler al. Çikolata falan. Sevinir çocuk. Ne bakıyorsun? Oynasana be. Buranın insanı çekindiğinde neden? Hatta pek sevmez. Şeyden sebep, üç harflileri vardır onun diye. Yani korkarlar ondan. Ama işleri düşünce de ilk evvel onun yanında alırlar soluğu. Yanlış anlamışım. Üç harfler dediysem kötücül olanlarından değil. Neyse artık sen kendi gözlerinde görürsün orada. Aha ne olmuş buraya ya? Kaçlar maçtı değil, zaten geldik sen. Hadi bakalım. Koyunu çıkaracaktı, gelince çaldırın dediydi ya. Ninenin cebi mi var? Yok ya. Ömer'in var, Ömer'in. Ninenin değil tabii ki. Ne sandın? Bazı çekmiyor ya. Dur bakalım. Atadan kalana devam edeceksin sen de. Bakalım eskisi gibi kuvvetli mi nefesin? Çekmiyor işte. Ömer!
Nasıl çocuk? İnsan mı görüyor buralarda? Aslanım, civanım, civanım aslanım. Zuh! Nergis teyzem kurban sana. Uy. Ömer, tanışalım ben Kerem. Tokalaşsana oğlum, ayıp. Hadi, neler bekliyor? Hadi. Hadi bakalım, bismillah. Evet. Ben hallederim abi. Yok yok, tamam oğlum, tamam tamam. Hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi. Buyur oğlum, buyur. Kerem oğlum, gel. Hah. Gel, gel. Zeyşan nenem. Nergis. Biz geldik nenem. Kurban oldum. Bereketli nenem. Al al. Dur. Nergis önce bir anlatsın neden geldiğimizi. Biz sonra gireriz. Az oturalım, sana bir şey anlatmam lazım. Yabancıya alışkın değil ama korkma, bir şey yapmaz. Ömer oğlum, bir çekiç getir, şunu şurasını çakıverelim. Oh. Oh. Gel. Derviş. Kerem, hadi gel. Gel Kerem, gir içeri. İyice yaklaş. Nene seni bir görsün elleriyle. Yaklaş. Korkma, ver yüzünü. Üzülmüş. Çok üzülmüş bu fakir. Yaralıdır yüreği. Yangın yeri olmuş bura. Oy, kıyamam ben sana. Sağ olsun hiç. Oy kuzum, bilirim 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 bilmem mi hiç. Bilirim. Ne getirdiniz bunlara peşinizden? Naşte orada durmakta. Bu beterin beteridir. Sana başka şeyler de getirmek isterdim ama evden aceleyle çıkınca ben de ne bulursam getirdim. Al bakalım. Oo, yakışıklı arabaymış ha. Alı ver al, çekinme. Al. Ehliyetin var mı? Okuma yazma biliyorsun değil mi? Biliyor tabii. 2 sene okula gitti. Gerçi geçen sene okula gidemedi ama
Önümüzdeki sene yine gidecek. Çok akıllıdır ha. Al bakalım. Hadi buyurun bakalım sofraya. Oh be, mis gibi de koktu fasulye. Kerem oğlum, burası sana rahat değilse dışarıdaki masayı getiriverelim. Yok abi, gerek yok. Ay hadi otur bakalım. Bismillah. Hadi bakalım uzatın tabakları. Nerede? Nene der ki, onu senin başından kovacağım. Seni hür bırakacağım Allah'ın izniyle. Ama nenenin senden bir isteği vardır. Bu işin sonunda şartını kabul edeceksin, soru sormayacaksın. Kabul mü? Kabul. Ömer, sen kitabını azıcık dışarıda okuyuver ha. Kapının önünde bir yere ayrılma ha. Senin peşine takılan, öte yandan, o karanlık yerden çıkıp gelmiş. O çocuk var ya, hani senin kederine sebep olan çocuk. İşte o çocuk açmaması lazım gelen bir kapıyı açmış. Sana musallat olmuştur. Senden intikam ister. Ama bu eve giremez. Benden ve yanımdakilerden korkar. Yanımdakiler iyi huyludur. Onlardan korkma. Ama o dışarıdaki, işte onun gözü sendedir. Ben onu görürüm. Ama o deyyus, kendi ne zaman isterse sana o zaman görünecek. Korkutmak için. Her daim görünürse korkmazmış. Daha evvel ufakmış. Ama sen ondan korktukça o daha da büyür. Senin korkunu yer içer. Yedikçe de büyüyor. Korkmayacaksın. Ben onun içini okurum. Senden intikam ister. Ama bu dünyada değil, öte yanda. Seni öldürürse, seni kendi yanına çekemeyecek. Çünkü o cehennemdedir. Senin ruhun aydınlığa gidecek. Seni orada bulamayacak. O sebepten seni delirtmek ister. Seni günaha sokmak ister. Eğer sen delirsen, önce bizi sonra kendini öldüreceksin. Ben sizin... Sonra da onun karanlığına göçeceksin. İşte onun istediği o karanlık. Orada seni bulacak ve her gün eziyet edecek. Şimdi yatalım. Çok yoruldum. Öfkesinden çok yoruldum. Senin korkunu yer içer. Yedikçe de büyüyor. Korkmayacaksın. Demesi kolay. Kusura bakma, benim senin gibi hissiyatta olsunlarım yok. Kalk deprem oluyor. Ömer, uyan çocuk. Ömer, kalk. Deprem oluyor. Şşş, susun.
karda. Bu senin ilk öldürdüğündür. Kan davası güder. Nene, dedim ya onun bir suçu yok, çocuk önüne atladı diye. Çocuk değil. Çocuk değil. Bu daha evvel öldürdüğündür. Bekir! Adım Bekir. Seni bilirim Bekir. Bekir! Bekir! Konuşmayacaksın mı? Anlat, ne yaptın? Çocuğun yanında olmaz. Bana öyle bakmayın. Bunun izahı zor. Çok zor. Emirgan'daydık o zamanlar. Babam yine vefat etmişti. Annemle işte ayakta kalmaya çalışıyordum. Bir can arkadaşım vardı, Taner. Aynı apartmanda oturuyorduk. Zor günlerimde hep yanımdaydı. Bizim evin arkasındaki öyle müştemilat gibi bir yer vardı. Orada yaşıyordu o pezevenk. Fikir. Birkaç ay olmuştu mahalleye taşınalı. Yangından mal kaçırır gibi paldır küldür. Sanki birilerinden kaçarcasına. Başı önünde yürür, kimseyle konuşmaz, kimsenin gözünün içine bakmaz. Sanki karanlık gölgelerin ardında yaşardı. Mahallenin köpekleri sadece onlar hissederdi kokuşmuş kalbini. Onlar avlardı ardından. Evvel de avukat olmuş. Ama kanıtlanmamış. Bir sürü taciz olayı. O yüzden de hiçbir yerde barınamıyormuş. Tabii biz bunların hepsini sonradan öğrendik, sonradan. Her şey olup bittikten sonra. Ben her şeyi bitirdikten sonra. Kanlı işlemiş meğer sakınlı. Durduramıyormuş kendini. Taner'in peşindeymiş meğer leş kokulu. Ve o sonbahar... bir gün... Taner kayboldu. Adaya teyzemlere gitmiştik. O gece orada kalmıştık. Döndüğümüzde mahalleye bomba düşmüş gibiydi. Bir gün evvel atır oynamaya gitmiş, geri dönmemiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Annesi delirmiş, delirmiş gibi bana soruyordu, delirmiş gibi. Bana bir şey söyledi mi? Kerem, bir şey biliyorsan ne olur söyle oğlum. Biliyordum ama konuşamadım. Kalbimin ta içinden biliyordum. Taner bir şey yapmıştı. Polis herkes gibi ona da birkaç soru sormuş, şüpheli hiçbir şey bulamamış. O an düşündüğüm tek bir şey vardı. Bir insan nasıl hiçbir şey yapmamış gibi aramızda yaşayabiliyordu? İşte benim aklımda, kalbimde inanmıyordu bu haksızlığa. O gece Taner'lerde bir şey oldu. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hani bazı insanlar vardır ya, o an için oradadırlar. O özel an için. Meleklerin sureti gibi. Adı Ayşegül'dü.
Mahallenin aşağısında metruk bir ev vardı. Kimsenin girmediği. Akşam üzeri adamı oradan çıkarken görmüş. Kalabalıktan korkmuş. O yüzden kimseye anlatamamış Bekir'i gördüğünü. Kar yağacak yer seni. Ondan vardı başında. Yüzünde bir kar maskesi varmış. Taner onu tanımasın diye. Şu bahçedeki adam var ya, oydu. Öylece yatıyordu. Kendini korumak isterken kavga mı etmişti? Belli ki hesaplanmamış bir ölümdü, bilinmez. Ama işte o pezemek öldürmüştü Taner'i. Bekledim. Ayakkabısını giydirmeye çalıştım. Sanki bunu başarırsam her şey eskisi gibi olacak sandım. Sonrasını ancak şimdi anlatabilirim. Kimse bilmedi ne yaptığımı, kimse öğrenmedi. Sanki bütün dünya durmuş, sanki bütün dünya susmuştu. Sadece ben yaşıyordum. Sanki herkes o işi bitirmem için suskunluk yemini vermişti. Evinde rahat rahat uyuyordu. Belki yarın kaçacağı yeri planlamıştı bile. Şişli mi olsun Beşiktaş mı? Sanki geldiğimi hissetmişti. Dönüp bana baktı. Ne bağırdı ne direndi. Sadece baktı. Beni görmesine sevinmiştim. Cellatını tanısın istemiştim. Yoksa başka türlü yüreğim soğumayacaktı. İstemedi. Polis bile birkaç soruyla geçiştirdi. Çiğ üstlenmiş tarafımız galip gelmiş. Yüreğimizi soğutmuştu çünkü.
Üzülme Kerem oğlan. Başına gelmeyen bilmez. Hekimden sorma, çekenden sor demişler. Kerem abi. Kerem abi telefon. Alo. Alo. Kerem oğlum neredesin sen? Dünden beri 50 keredir arıyorum be. Ha, iyiyim iyiyim, merak etme. Burada arada çekmiyor da. Sen neredesin ki? Asos'ta değil misin? Yok. Ya yani evet. Şey, Çakmaklar köyündeyiz. Ne köyü? İyiyim abicim iyiyim. Derviş abilerle beraberim dağda. Oğlum ne dağ? Ne yapıyorsunuz dağda? Kış sporları mı yapıyorsunuz? İyice delirdiniz siz ha. Kerem bana bak, senin sesin hiç iyi gelmiyor. Ben senin yanına geleceğim. Yok yok, sakın gelme. Hayır. Bak, bu bir çeşit arınma gibi bir şey, tamam mı? Öyle düşün. Oğlum ne arınma marınması? Tarikat mı kurdunuz lan siz orada? Alo. Kerem duyuyor musun? Bak sesin gidip geliyor, tamam mı? Ben seni sonra ararım hadi. Alo Kerem, ne köyü oğlum? Ne bağırıyorsun sabahın köründe Yağız ya? Nene dedi ki akşam eve girmesin. Benim yanımda olursa öbürü gelemez. Av için yem gerekir. Ayağından meydanda zincirleyeceğiz. Ömer! Helaya biliyorum yine! Yanımdakiler kulağıma fısıldadılar. Bu işin evvelini anlattılar. Şöyle olmuş. Ölü çocuk öte tarafta anasını çok özlermiş. Bir ana istermiş yanında. Karanlıkta yolunu kaybetmiş. Açmaması lazım gelen bir kapıyı açmış. Bekir oradan fırlamış. Çocuğun izini sürüp seni burada bulmuş. Şimdi çocuk çok korkuyor. Çok çok korkuyor karanlıkta. Kurtuluşunuz yakındır inşallah. Ben çok küçükmüşüm. Traktöre binmişler. Düğüne gidiyorlarmış. Şunun arkasındaki yol var ya. Oradan aşağı uçmuş traktör. Küçükmüşsün. Çok üzülmemişsindir değil mi? Anlamamışsındır zaten. Peki sıkılmıyor musun buralarda? Bilmiyorum ki. Cana var, ninem var. Televizyona bakıyorum. Akşam olunca keçileri, koyunları topluyorum. İyi. Biraz da benimkileri topla. Ben hepsini kaçırdım. Keçiler mi kaçtı? Çıldı. Sevdiler birbirlerini. Zaman kalmadı. Az bir zaman. Benim az bir zamanım kaldı. O sebepten bu akşam hiç yanlış yapmamamız lazım. Ben adını sesleyince Bekir kaçtı, saklandı. Onu tekrar getirmemiz lazım. Bekir Kerem'in korkusunun kokusuna gelir. Eğer Kerem onu yalandan bağladığımızı bilirse korkmaz. İçi bilirse korkmaz. Sahici sanmalı. Derviş bu akşam düşmanlık edecek. Başka çaresi yoktur.
Az katıver çayına bundan. Buradaki tuvaletin en güzel tarafı da havadar olması. Biraz önce denedim de. Hava güzelken iyi de. Kışın zor. Sen alışmışsındır. Ne yaptın? Verdiğim kitabı okumaya başladın mı? Kaçın sayfasındasın? 5 sayfa. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sağ ol Nergis abla. Buyur Kerem oğlan. Sağ ol. Afiyet olsun. Sen de içer misin? Ortadaki de muhtarın eviydi. Bir de şu yukarıda Hacı ablalar vardı. Onlar da Atos'a gittiler. En son onlar gitti ve biz kaldık. Birinci sınıfa öbür köyde gittim. Ama o da kapanınca... Ninem de okuyayım istiyor. Ama bırakamıyorum ki onu. Bittiyse alayım Kerem oğlan. Sağ ol abi. Hey, uyumadın tabii sabaha kadar. Geç bari içeride biraz uzan. Uyku bastırdı. Hop 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 hop. Dedim ama sana değil mi buranın havası adamı çarpar. Gel gel. Abi kusura bakma, bir ağırlık çöktü. Ya normal, uyumadın tabii. Dermiş abi. Ben kötü bir insan mıyım abi? Bunlar hak edecek, ne yaptım? Yeşim. Neredesin Yeşim? Derviş abi. Rüya mı görüyorum? Abi çözsene beni. Telefonumu verir misin? Telefonumu verir misin? Abi delirdin mi? Abi arayan annen de delirir meraktan. Arayan annen değildi. Of.
Abi çözsene beni. Nergis abla. Nergis abla. Ömer. Ömer. Nene, çözsek ya. Üzülüyorum ben haline. Onun iyiliği içindir oğlum, üzülme. Abi niye bağladın beni? İtiraf ettim diye mi? Az evvel sen değil miydin bana hak veren? O az evveldi. Rol yapıyordum sana. Ne yapacaktım katil adamın yanında? Keşke kızımı da okutmasaydın. Senin verdiğin para da haramdır şimdi. Arayacağım polisi, jandarmayı. Gelecekler, alacaklar seni buradan. Derviş abi, bu sen değilsin. Böyle bir şey yapamazsın. Abi ne oluyor, söylesene. Nene işte araya yattı. O gördü olacaklar rüyasında. Eğer seni o şeye verirsek, zebaniye, zebani bizim hayatımızı bağışlayacak. Yoksa hepimizi öldürecek. Ömer'i de. Abi emin misin? Yine belki de yanlış görmüştür ha? Abi. Onun derdi benimle. Ha, yanılmaz. O hiç yanılmadı şimdiye kadar. Abi başka bir yere gideriz. İnsanların olduğu yere dururuz, bir şey olmaz. Hayır. Peşimizden gelip bulur bizi. Yani beni burada böyle kurban mı edeceksiniz? Bu belayı sen açtın başımıza be. Sen kurtaracaksın Allah Allah. Ha, böyle bir şey yok. Onu ben kendi kafamdan yarattım. Sen bana musallat olan şeyi gördün mü? Yok öyle bir şey. Ben bu lafları yemem. Gözümle görmem. Ne görmesi be? Ev yerinden kopuyordu dün gece. Ne görmesi? Abi köy yerinde iyi toprak kaymıştır, deprem olmuştur. Ya görmediğin bir şey için beni mi tutacak mısın burada? Madem öyle bir şey yok diyorsun, neden korkuyorsun? Ha? Tamam, sıkıntı yok o zaman, sabaha kadar bekleriz. Ama sabah çağırırım polis jandarmayı. Ha, madem öyle, tamam gidin buradan. Ha. Ben burada bekliyorum. Gitmiyoruz. Karanlığı bekleyeceğiz. Seni ona elimizle teslim ettiğimizi görecek. Görsün. O gelince de yine senden vazgeçtiğini söyleyecek. Onun için bekliyoruz. Sonra da biz gideceğiz buradan. Biz seni bırakacağız burada. Bu dağ başında. Karanlıkta. O karanlığı sever. Of be Kerem be, of be Kerem. Abi nereye? Bir şeyler yiyelim. Akşam oluyor, malum. Tuvaletim geldi. Her yer senin, buyur. Küçük değil. Dedik ya işte, her yer senin. Buyur.
Başrolde yine mi sen? He? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ ol öyle. Hayırlı işler kardeşim. Ya bu yakınlarda Çakmaklı köyü ne varmış? Ha, Çakmaklar diyorsun sen. Ha, Çakmaklar köyü. Dur, navigasyona yazayım bir saniye. En kolay nasıl giderim usta oraya? Ne yapacaksın ki orada? Orada kimse yaşamaz. Zişan neneye mi yoksa? Ya Derviş Usta diye birini arıyorum. Belki tanırsın. Nasıl giderim? Şimdi yol buradan bir saat çıkıyor. Tamam. Ama zor yoldur ha, haberin olsun. Tamam. Bu yol olduğu gibi takip et. İçeri oradan doğru. İçeri doğru. Tamam. Oradan diğer köyü bulunca düz devam et aynı yolu. Bu akşam her ne olursa olsun buraya saklanacaksın. Hiç dışarı çıkmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Torunum. Canısın. Ye. Ye. Abi gözünü seveyim çöz beni. Geri bas. Geri bas. Çıkın. Aydın afiyet olsun. Son yemeğimmiş gibi ye. Saklan çabuk. Sakın çıkma oradan. Derviş, Cano'yu getir. Beni yanına götürün, vakit gelmiştir. Gel canım, gel. Yanımdakileri çağıracağım. Beni kollamdan tutacaklar. Özüm beni terk edecek. İtim dışarıda kalacak. Sakın korkmayın. Bir de sakın. Ama sakın karışmayın. Sakın. Baba. Ne yapıyorsun be adam? Yürüsene. Dur be. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ulan. Zişan. Ulan cinci karı, sen yapıyorsun değil mi? Kahpe. Ne yapıyorsun be?
Ne yaptın be kardeşim? Birader duyuyor musun? Allah'ım ne yapacağım? Nergis abla! Nergis abla! Çöz beni! Abla çöz beni! Ne yaptı o derviş size? Abla Ömer'i koruyun bari! Yazık o çocuğa! Çakmaklar köyüne çıkan yol. Ne bileyim ben, herhalde bir tane yol var buraya giren. Hayır hayır, nabzına baktım. Yaşıyor ama baygın. Geliyor. Yine geliyor, yine geliyor, geliyor. Kamburu. Kamburun da çocuğu taşımakta. Nereye düştüm lan ben? Kusura bakma kardeş. Ambulans yolda. Ne yapacağız? Karışmayın dedim. Kerem az daha baksın. Nefretini hatırlasın. Yine! Yine Ömer'i koruyun yine! Yine Ömer'i koruyun! Ömer'i koruyun! Hepsine mi değdi o kırılası eller? Cehennemin en dibine gideceğim. Yazık değil mi o Sabih Sübyan'a? Hiç mi vicdanın yok? İki cihanda da zindan olmuş hatırası gariplerin. Yaşasalar da özleri kalmış bu karanlıkta. Ne ettiğini bilmezsin.
Kalbin kararmış, kalbin çürümüş. Bilmen lazım. Kendi kötülüğünü başkasının kalbiyle görmen lazım. Başka çaresi yoktur. Kalbimi vermeye hazırım. Hazırım yaradan. Duy sesimi Kerem oğlan. Şartım şudur ki Ömer'ime iyi bakman. O sana emanet. Ay bereketim nene. Kerem. Kerem. Oğlum iyi misin Kerem? Kerem. İyi misin oğlum? Kusura bakma Kerem oğlum. Nene ne dediyse biz onu yaptık. Derviş abi ne oldu burada? Korkma. Gözün görmediği bir hayat daha var. İşte ben oradayım. Hayat her yerde. Her zaman. Hep. Hayat. 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 Her yerde hayat var demiştin en son. Benim hayatımdaki en güzel şey sendin. Daha kaç farklı biçimde, kaç farklı hayatta tanışırım bilmiyorum ama... hepsinde sen ol istiyorum. Hepsinde yanımda sen ol. Başka bir hayatta. Beni orada bekle. Evet. Vuslat uzun sürecek, sabredeceğiz. Çünkü bir emanetim var artık. Büyümesini bekleyeceğim. Yeni bir can. Yeni bir hayat. Derviş amca, Nergis teyze. Bakın, biz nereye geldik? Cano iyi mi? Onu çekip videosunu gönderin bize. Bay bay. Sessizce ağlayan, öfkenden bana geri
yitirdim aklımı hepten. Yine de gözümde tüten senden başkası değil. İçin rahat nasıl olsa soru sormaz kimse sana. Şimdi bizden ne kaldıysa hapsolduk.